İlk bölümde hangi elbiseye giydin? Nasıl bir elbise giydin? Hangi renk? Detay nedir? Detaycısın ya o kadar. Hadi bakalım. Hadi. İlk günü mü? İlk hadi. Gün. Buraya geldiği gün mü? 3 dakika tanışmamız. İlk gün 3 daha buraya geldiği gün olmuyor bizim mu? Oraya gittiğimiz gün. Tamam. Ha, bizim oraya gittiğimiz gün ilk gün. Siyah gömlek giymişti. Siyah kombin vardı. Hatta biz bende siyah gömlek, içinde beyaz atlet bu vardı. Kendini mi anlatıyorsun? Tamam. Yok. Burada o... biz kamera vermiş hemen gözde canlandı. Onda siyah gömlek, siyah pantolon vardı. Tamam. Vay vay vay. Artık bunlar ortaya çıktı mı, doğru mu yanlış mı bilmiyorum. İkimiz de siyah tık, hatta siz şöyle bir yakıştırma yapmıştınız. Kıyafet olarak da yakışmıştınız. 36,5 reis. Ben yürü. Hatırlarım. Hatta dur bakayım hojeleri ne renkti? Yok artık. Ya. O gelmez kardeşim. Hojeleri turuncu muydu kanka? Yok. Turuncu değildi. Beyazdı ya. Herhalde. Galiba griydi. Tam emin değilim ama kombin net, üstünde siyah bir gömlek vardı. İkinci gün? Ha? İkinci gün? İkinci gün. Oha oğlum, her günü nasıl hatırlasın onu? Hatırlıyorsa onun artı yazar abi yani. Hayrına soru soruyoruz burada. İkinci, üçüncü gün değil mi? İki. İki. İkinci gün ben bembeyaz bir şey giymiştim. O hep o da, kendine eşleştiriyor. Bir dakika, evet oradan şey yapıyorum. O da hatta simsiyah yine giymişti, elbise tarzı. Aynen, editlerden görmedin Beşiktaş kanka. Beşiktaş olmuşuz dedi. O ikinci gün müydü? Evet, Beşiktaş olmuşuz ha falan dedi. İşte biz Leyla'yla Oğuzhan'la konuştuk, Mert'i konuştuk, Ozan'ı falan konuştuk işte. Bir şey Leyla diyor ki, Aslan Mevzu'yu konuşalım. Sen şunu söyle, sonra konuyu açacağım, evet. O konuyu bir konuşalım. Leyla diyor ki, Ozan'la da Rümeysa ayrılırsa diyor, Oğuzhan'la da Rümeysa olur diyor. Cidden diyor mu? Ya bunu neye dayanaraktan söylüyor? Belki çocuk gün geçtikçe hisleri bana karşı daha da yüksek işte evet, olacak. Evet bence. Bu arada sen yoktun. Ben... Leyla dedi ki bence dedi Oğuzhan dedi hala Rümeysa'yı bitiremedi dedi. Ben de dedim ki hayır ne yaşamış bölümleri, olabilirdi hayır ki? Hayır dedim ki bölümleri Osman izlediğin Buse için. Osman hakkında da öyle konuşurken. Hayır ben dedim ki bu bölümleri izlediğin için dedim etkileniyorsun bence dedim. Öyle bir şey yok ortada diyor. Ben öyle düşünmüyorum dedim. Yani o bunu... şimdi şu an bölümden yayınlanıyor ya. Bölümlerde de ha. Oğuzhan Rümeysa'ya ilgili. O da oradan etkilendiği için diyor ki bence hala unutamadı. Ben de diyorum ki hani bölümleri izlediğin için. Ama gelip bir bana sorsa Dilara Oğuzhan senin için neler yapıyor? Biz Oğuzhan'la gece gündüz konuşuyoruz. Çocuk bana ilaç getirdi. Daha hiç söylemeden bile yani. Bir de istememiş Dilara hani. Dilara istediği İstemedim için değil. Değil. Bir anda sohbetin en başından bahsetmişim. İlaçlarımı unuttuğumu söylemişim. Çocuk sabah ilaç getirmiş yani bir de vitamin ve ağrı kesici demişim. Bütün vitaminlerden almış da ağrı kesici ekstra koymuş içine. Kıyamam ne kadar tatlı düşünceli şeyler. Ben böyle yani... şeylere çok düşüyorum. Salak mıyım acaba? Berke. Berk. Berk. Alo. Bu adam bitti ya. Kim? Yıkık. Yıkık kardeşim. Kanka sırtındaki bıçakları sayabiliyor musun? Gücüm yetmez. Sormuyorsunuz kanka bir şey. Kanka sorduk zaten de. Ne oldu nasıl geçti işte. Gözün içine bakıyoruz anlatmanız. Anlat bakalım. Evet. Senin belki Aynur, şu an herkes sende. Aynur gereken cevabı verir arkadaşlar. Dediğine göre arada adam tamam vermiş cevabını. Bence de ben şu an cevabı aldım kanka. Görüşmeler. Ben de cevabı aldım. Ben cevabı aldım kanka şu an. Benim için burada Aynur'un evet ya da hayır demesi zaten şeydi, önemli değildi. Evet. Sadece ben kendi cevaplarımı söyledim. Kapanması için, aklına daha kalmasın diye. Bu kadar. Tamam. Bugün Berke'den, Berke'yle tanışmak istiyorum, Berke'yle devam etmek istiyorum. Oğuzhan Görkem de benim kanka kardeşimdir dediği zaman bir daha devam etmezsin herhalde. Öyle bir şey demedi. Sadece Berke'yle tanışmaya çalışıyoruz dedi. Tanımaya çalışıyorum onu dedi. Kırmızı Oda'yı izlersin o zaman. Bunlar ekranda İzleriz. Çıkacak hepsi kanka ya. O detaylar. Çıksın sıkıntı yok. Zaten kendisi ben de editlerden etkilendim dedi. Ama güzel editlerimiz yani. Kötü de değil. Ki zaten ben orada ona demedim. Hepimiz hani etkileniyoruz de editlerden demiş. Sen de şey yapmak istiyorum demedim. Editlerden hepimiz etkileniyoruz onu, demiş. Onu beğendiğimi söyledim. Ama bunun şey olduğunu söylemedim yani. Hani ben de seni tanımak istiyorum. Berke varken ben de seni hep çağıracağım. Böyle bir muhabbet olmadı. Tamam işte gereken cevabı da sana verecek. Editlerden hepimiz etkileniyoruz demiş. Zaten burada Berke'yle devam edeceğim ya da Berke'yle devam etmeyeceğim. Tanıyabilirsin beni dese ben yarın gidip yani onunla tanışmam. Dediğim bu. Sadece ona beğeni duyduğumu, hislerimin olduğunu söylemiştim zamanda o kadar. Sen sadece konuşmak için çağırdın. Evet aklıma kalmasın dedim anladın mı? Yarın öbür gün hasretle ya da onunla bununla tanışırsam... Bu Aynur mevzu aklıma da almasın istedim. Bu kadar. İçimi döktüm. Konu kapandı. Bu kadar. Robot, sen beni daha çok seviyorsun. Gel şuraya, şurada bir baş başa konuşalım. Gel. Aa!
Gel bak, robo. Benden hayır. Gidemezsin lütfen. Hayır biz burada robo. İkiye biriz. Ben sıraya gelirsen mi seni özel bir şey konuşacağım. Beni beğeniyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun burada? Tamam. Ben seni beğeniyorum ama. Peki beni seviyor musun? Biraz müzik alabilir miyim? Ben oynayamam da. Hayır. Hayır dedikodu yapalım mı? Dedikodu yapalım mı? Sen dedikodudan mı esiriyorsun? Bir saat Dilara'yı korkutalım mı? Evet diyecek. Var. Tamam. Bunlar bu neye çalışıyor biliyorsun. Dilara şey tuvalete gitti. Tamam. Ben şuraya saklanacağım. Sen Dilara'yı buraya oturtacaksın. Dilara'nın resmini saklayın. Ne oldu? Nihli'ye gidip sorsun. Dur bekle. Nihli'ye diyelim ki hiçbir şey söyleme. Ne? Hiçbir şey söyleme. Cevap verme. Şaka yapalım. Nihli de dahil olsun şaka yani. Evet. İşbirliği yapalım. Evet. Nihli! Efendim. Gel. Aşkım. Bence sen kendine bak. Kızlar, Nihli buraya resmini size de önden haber vereyim. Oraya ben yakışıyorum, sen değil. Ay çok mutlu olurum. İşbirlikleriyle. Bunu ben saklayacağım. Yapasın bizim yani. Haberimiz yok diyeceğiz. Hı. Sana gelip soracaktır büyük ihtimalle. Siz şey yapacaksın. Çok mutlu olmaz mı şimdi? Hayır sen de ben bilmiyorum diyeceksin. Sen bilmiyorsun. Tamam. Tamam mı? Hı-hı. Bilmiyorum diyorsun. Kızlar siz hiçbir şey söylemeyin. Gelecek bana patlayacak. Hayır ben bir şey bana ben hakikaten bilmiyorum. Istiyordum. Az önce söyledim. Evet. Otomatik gelmem yani. Sen kendisi de paylaşıyor. Ben bir şey demiyorum yani hani. Merhaba. Erkekler evine gidebilir miyim? Bardağı götüreceğim. Oranın bardağı çünkü. Hayır. Benim de bardağımı alır gelir ya gitsin. Evet. Senin o bardağı kırmızı oraya götüreceğim. Karışıklık olmasın. Bir şey söyleyeceğim. Aa izin ver. Tamam, teşekkür ederim. Bu olayı patlatacaktık. Sen niye Nihli'yi gönderiyorsun şimdi? Ben göndermedim ki bir sorayım izin verirse gideyim baş sonra yapın dedi. Kız kendi önce. O zaman şey yapalım. Taklayalım gelene kadar kurulsun sana. Nihli götürdü değilim mi? Nihli. Nihli götürdü değilim mi? Din oraya gelsin orada patlasın olay değil mi? Olsun bir güzel şey eğleniriz kız. Olur. Olur. Tamam olur mu? Olur mu? Sordu. Tamam. Şuraya sakla dolama sakla. Allah çocuğu tanı. Bundan beri ben ilk defa böyle görüyorum. Abi bir insan hiç mi aşk hayatı düzgün gitmez ya? Hoş geldin. Hayat. Hoş buldum. Balım hoş geldin balım. Hoş buldum. Ay ne kadar güzeller ya. Ne haber? Balım. Tek mi geldin? Evet. Hoş geldin. Gelirken Leyla ile getireydin. İzin aldım. Bardağı getireyim diye. İyi yaptım gel oturalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugün ne kadar güzel bir gün ya. Ne kadar sık sık kendi. Evet, iyi oldu. Bundan sonra hep böyle yapalım, tamam mı? Anlaştık. Bu bir taktik. Gel oturalım. Bardağı götürebilir miyim acaba mı dedin? Evet dedim ki bu bardağı götüreyim onların. Bir de Yeliz'in bardağı da buraya gelmiş galiba. He. Yeliz'i... Hayır, Yeliz değil. Aynur Görkem çağırmış kırmızı odaya. Evet. Sonra Aynur da Berke çağırır diye suyla gitmiş de. O Görkem'i mi verdi? Evet. Ve Yeliz'in bardağıymış o falan. Yeliz dedi ki benim de bardağımı getiririm. Hadi, onu Görkem'e sorarız birazdan. Tamam soralım onu da götüreyim. Burada bir tartışma falan tartışma olmadı aslında ya adam. Bu arada olur diye düşünüyordum zaten. Yani, Berke ile Görkem'e. Yani çok şey yapmadılar kendi aralarında da. İşte benim dedi aklımda kapanmayan bazı şeyler vardı. Hı-hı. Onu Aynur'a sormak istedim falan dedi. Fotoğrafları zaten. Fotoğrafın nerede? Ha? Nerede? Kim aldı benim fotoğrafımı? Kim yok burada? Kim yok? Kim aldı fotoğrafımı gerçekten? Kim aldı sence? Kim aldı? Siz mi aldınız? Nihli mi aldı? Evet, onu götürdü. Erkekler evine gitti. Erkekler evine gitti o. Fotoğrafımı alıp evet, bir şey söyleyeceğim. Gitti. Sordu, robot da izin verdi. Gerçekten mi? Neden evet, burada bir şey yaptı tuvaletten, ki? Ben dışarıdan giriyordum. Bir dakika, ben görmedim de bir de. Bir robot. Dakika, elindeydi. Ben de baktım. Bir şey Nihli mi aldı resmi? Kendininki duruyordu. Bir dakika Dilara gerçekten değil mi? Hani alıp robot ne yapacak ki? Yani ben de bilmiyorum. Aldı. Alsın götürsün. İşte hem illerdeyim hem gönüllerdeyim. Hem ellerdeyim. Ertelebilir miyim? Evet diyor galiba. Ne diyor? Gerçekten Nihli mi götürdü?
Kim götürdü benim fotoğrafımı? Anca yükleniyor galiba. Evet dedi. Niye peki? Neden? Bir neden? Şey yapacak fotoğrafınla demek Deniz bilir belki gelsin. Onun ıncını mı alacak acaba? Erkek bak çünkü hemen geldi bunlar içeride de Yeliz abla geldi şey sordu. Büyük bir şey yaparsa gerçekten kıyameti koparım çünkü ben ona çok tatlı bir şey yaptım. İzin al git sen de. Kızı kahve benzetti karıyı. Gidebilir miyim erkekler evine fotoğrafımı almak için sadece? Ama sadece fotoğrafımı alıp geleceğim güzel bir dilde. Gidebilir miyim? Medeni bir şekilde. Çok medeni bir şekilde alacağım vallahi inanabilirsin bana. Vallahi bak. Bir düşünüyor şu an. Sadece alıp geleceğim yani. Bence aşkım bir şey söylüyorum. Sakin ol tamam mı? Tamam, aşkım inşallah verirler ekranı. Acaba çizdiler mi? Bir şey söyleyeceğim Diloş. Diloş git sen. Bak beni dinle bir. Beni ne? Dinle. Git. Hiçbir şey olmamış gibi ortalığı kolaçan et tamam mı? Emin olmadan da bir harekette bulunma. Olsan da orada ona tamam, göre. Tamam. Nine erkekler evine gitti ama fotoğraf burada tabii ki de. Ben ama geldim. Kullanabilirsin yani. Hoş geldin. Geldin. Bir şey diyeceğim, benim fotoğrafımı buraya mı getirdiler? Senin fotoğrafın hayır, mı? Ne alaka? Fotoğrafını ne alaka? Direkt böyle girdi. Kayıt kim getirdi mi? Benim fotoğrafımı buraya? Hani nerede? Fotoğrafını görmedim. Aynen. Kızlar dedi ki Nile fotoğrafını getirmiş buraya. Yok. Nile. Evet. Nile dışarıda. Kendi geldi ya, elinde fotoğrafın aynı. Ya şaka mı yaptılar bunlar? Olsan mesela niye kalkıp da kızı merdivenlerde karşılamıyor inerken hala kız oturuyor? Kız şok geçirdi şu mesela. Sen mi fotoğrafımı buraya getirdin? Yok. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Yok, gelir, gelirken bir fotoğraf falan yok mu? Yok muydu elinde? Şaka mı yaptılar bunlar? Ne kanki anlamadım ne oldu? Hayır dediler ki fotoğrafını anladı hemen ya. Çizip buraya getirmiş olarak diyeceğim. Bir saniye sessiz görüşürüz olun. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Nile hiç ben şöyle bir şey yapmaz. Evet işte ben de robottan izin alıp geldim hani. Yok kanka. Niye benim fotoğrafım buraya geliyor? Robot da gazı vermiş sana göndermiş. Buraya gelirken elinde bir şey yoktu. Elinde bardak vardı sadece bardak getirdi. Fotoğrafı yerine koyayım mı? Ya kız korkuyor ya. Ya gerçekten getirdin kız mi Murat? Hayır ya korkuyor. Vallahi getirmedi. Hani getirdiyse de getirmedi yani artık bu saatten sonra. Getirdin mi Nihil'e gerçekten soruyor. Yok getirmedim. Hadi gel tamam. Al zaten. Sakladım. Sakin ol Dilara. Hayır üstünü çizdi sandım fotoğrafını da buraya getirdi sandım. Yok. Getirmediler Mert yani. Dindere. Ya gerçekten getirmediler mi fotoğrafını? Hayır, kimse getirmedi senin fotoğrafını. Sen bunun için mi izin aldın? Nasıl gelebildin sen buraya? Hayır, dedim izin aldım canım. Dedim herhalde fotoğrafımı çizmişler. Buraya yollamışlar hani Nile tarafından. Allah. Böyle bir şey gelmedi bizim. Nile gelirken elinde herhangi bir şey görmedik. Bunlar bana şaka yaptılar o zaman. O zaman senin fotoğrafın nerede? Evet, yok benim fotoğrafım evde. Kim bilir nereye sakladılar? Ya neyse, dün de bak, fotoğrafının yerini değiştirmişlerdi de yani benim en nefret ettiğim şeylerden biri bu. Şaka yapmışlar işte. Evet ama seni gördüm. İyi. Bu yüzden mi yaptılar acaba? Ne yapayım burada mı kalayım? Robot yani bir uyarı gelmedi. Biraz zaman geçir burada. Bir uyarı gelmedi diye takdirde kalabilirsin. Bence de. Aynen gel. Takıl. Aslında bana iyilik yaptılar. Aynen. Değil mi? Ne haber? İyi özür dilerim. Şaka mı yapmışlar sana? Acaba böyle bir şey var mı? Bilmiyorum niye yok, böyle bir şey yaptılar ki? Çünkü Nile geldiği zaman elinde hiçbir şey yoktu. Ha. Merak etme ya. Burada. Ama saklamışlardı sizin evleri. Ya niye böyle bir şey yapıyorlar? Bilmem. Duydun mu kendini? Duydum. Yedin mi? Senin yaptığın yemekleri de yemek isterim bir gün. Tamam. Yaparım sana getiririm yemekleri. Televizyon, sarımsaklı, tamam. Çıkışta yeriz. Yapacağım. Söz. Söz veremem ama yani bakacağım duruma göre, durumumuza göre.